Evet sevgili dostlar, sevgili kardeşler, 12 Ocak 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Kıymetli arkadaşlar, lütfen ama lütfen bu videoyu beğenin. Çünkü bu video birilerinin çok zoruna gidiyor. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinin sezonun ilk yarı performansı ortaya çıktı arkadaşlar. 19. maçlar tamamlandı. 16. hafta maçlarıyla birlikte 19. hafta maçları tamamlandı. Bilginiz olsun. Sadece 7 puan kaybı yaşadı Fenerbahçe. O da malum zaten. Hepiniz biliyorsunuz nasıl yaşadığını. Ve 50 puanla Süper Lig'de zirvede. Ligde 56 gol, toplamda ise 31 maçta 90 gol. Maç başına 2.9 gol ortalaması. Yani 3 gol daha atmış olsaydık direkt 3 gol ortalaması. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider olarak gruptan çıkıp son 16 turundan. Öte yandan bir de Galatasaray diye bir gerçek var Türk futbolundan. Hakemlerden en fazla dert yanan ama bir tek hakemi bile istifaya davet etmeyecek omurilik soğanı. Ya düşünsene, Sivasspor'la berabere kalmış, hakemin yüzünden kaldık, şöyle yaptık böyle yaptık. Bir tane Galatasaray sayfasında hakem istifa, bu hakem daha bu işten ekmek yemesin, şöyle böyle yok. Yok. Bir tanesinde şey gördüm sadece, bu hakem diyor yanarak can versin diyor. Bunu ben desem dersiniz ki katilsiniz. Şöylesin böylesin dersiniz. Yanarak can versin diyor bu hakemler diyor. Erman Torol diyor ki Konyaspor'daki bırakır. Önce Galatasaray'ı sonra Fenerbahçe'yi izledik. Şöyle Fenerbahçe Galatasaray'da çok daha iyi futbol oynuyor. Ve hakemler madem etmez Galatasaray'ı itmeye devam etmezse şampiyon olur. Çünkü Fenerbahçe tam bir takım olmuş diyor. Bunu herkes görüyor. Ya dün Sacha Boey Galatasaray'da Sivas maçına gitmedi. Bilmiyorum kasığında mı sıkıntı var, banka hesabında mı sıkıntı var, ben onu bilemem. Galatasaraylılar sosyal medyada dediler ki Paris Saint-Germain Sacha Boey'i almış 20 milyon euroya. Bir şey söyleyeceğim, yalan sizin nerenize tam olarak yuva yaptı ya. Ulan Fabrizio Romano çıktı Paris Saint-Germain Sacha Boey'ine ilgisi yok dedi. Fransa basını çıktı Paris Saint-Germain Sacha Boey'in varlığından haberdar değil. O kim dedi. Türk basını Paris Saint-Germain Sacha Boey için Galatasaray'ın kapısına yatıyor. Ama Yerden Timur 40 milyon euro istiyor. Bu arada Erden Timur bakalım ligi mi oynatmayacak, savaşsa savaş mı diyecek, sokaklara ineriz mi diyecek. Bugün merak ediyorum basın toplantısında ne diyecek. Onu söyleyeyim. Ama ben kızıyorum. Ali Koç'a kızıyorum. Ali Koç, kusura bakmayacaksın kardeşim. Yaptığın çok büyük terbiyesizlik ve ahlaksızlık, edepsizlik. Szymański gibi bir adama 300-400 bin euro vermemek için Galatasaray'a kaptırdın. Bu gerizekalılıktır. Ya Ali Koç, ben kızmayın abi. Szymański gibi bir adama Fred transferine ya 3-5 pazarlığı yapıp gittin Galatasaray'a kaptırdın. Bu öküzlüktür. Ya özür dilerim arkadaşlar, bana da kızma ya. Öküzlük yaptı Ali Koç. Ya Fred'i nasıl kaptırırsın sen Galatasaray'a ya? Tadiç ya. Ya Tadiç'i Beşiktaş'a nasıl kaptırırsın abi ya? Bu ne ya? Babanın kulübü diyor. Babam Beşiktaş tutuyor diyor. Ya senin yaptığın edepsizlik. Gerçekten edepsizlik. Böyle başkanlık olmaz. Gidip beyinsiz demeyeyim, Zaha gibi bir çöpe 15 milyon euro gömdün. Ya gerçekten sinir küpüyüm ya. Sinir küpüyüm. Ali Koç'a çok kızıyorum. Çok kızıyorum. Ondan sonra da başkanım. Başkan değilsin sen. Zaha gibi bir çöpe aldın. Bir şeyi de merak ediyorum. Tete'yi de aldın. Merak ediyorum Ali Koç o Tete'den FIFA ne dosyadan ne ceza verecek. Onu da merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Cümlelerini tabii ki de kormayacağım. Ya bizim Üstün abinin de dediği gibi ya Allahu Teala bu sene gerçekten Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü rakipler başka şeyleri arkasına almış durumdalar. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Ve hani bunu da gururla da söyleyeceğim. Gerçekten Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı oluyor. Bunlar bu şekilde transfer yapsaydın öttürürlerdi bizi. Şimdi bak. Mesela Fenerbahçe'de Michy Batshuayi olayı var. Arkadaşlar ben bu videoda hepsini konuşmak istiyorum. Yani gerekirse günün ilk ve tek videosu bu olsun. Hepsini bir konuşayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. İskoçya gibi Glasgow Rangers Batshuayi kadrosuna katmak istiyor. Sadece onlar değil, onu da belirteyim. Edince konunun arkasında ikinci santrafora hızlı bir şekilde ilerliyorum. Lütfen beğeni atın. Ve Batshuayi yeni talip çıktı diyor. Rangers istiyor. Batshuayi ile görüşecekler. Kampa yetiştirmek istiyorlar. Sözleşme durumu. Hani sezon sonunda sözleşmesi bitecek, opsiyon var. İstese uzatırız. Onu da bir hatırlatayım. Bu sezon 21 maçta 8 gol 3 asist diyor. Yani haberi yapan arkadaş 22 maç 9 gol 3 asist. Önce bir adam gibi haber yapmayı öğren. Benim canımı sıkmayın. Adamı hasta etmeyin. Şimdi arkadaşlar Batshuayi demiş ki sezon sonuna kadar buradayım. Önceliğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak, sonra başkanla konuşacağız. Bakacağız demiş. Kalmak istiyorum. Tabi Real Madrid ararsa işler değişebilir demiş. Beyaz TV muhabirine. Külliyen yalan. Ben duyumlarımla söylüyorum. Külliyen yalan. Bak beni Yağız Sabuncuoğlu da Sercan Hamzaoğlu da doğrular. Abi Fenerbahçe forvet bakıyor. Batshuayi ayrıldığı zaman forvet bakıyoruz. Umut Nayır kesin olarak gidecek. Cardiff City'de Pendik'te ilgileniyormuş Umut Nayır'la, bilginiz olsun. Ama Konyaspor da ilgileniyor. Şimdi Konyaspor'a geçse diyecekler ki şike diyecekler. Çünkü kişi kendinden bilir işi. Biz bunu çok yaşadık. Çok gördük. Mesela Zajc. Zajc'la ilgili hiç haber görmüyorum. Keşke görsek. Yağız Sabuncuoğlu Batshuayi için Suudi Arabistan'dan teklif bekliyorum demiş. Fenerbahçeli arkadaşlar. Bak Cuma hürmetine. Edebildiğiniz duayı edin. Bak kurban olayım. Edebildiğiniz duayı edin. Cuma hürmetine. Arabistan'dan teklif gelse şimdi kimse 3 milyon euroyu vermek istemiyor. Bak devre arasında riskli iş. Forvetini gönderip forvet almak riskli iş. Batshuayi tamam sıkıntılı bir oyuncu ama verdiği katkı da belli. Yani sezonu Batshuayi ile tamamlamak da doğru bir hamle olabilir. Yani Türkiye'de hiçbir takım ikinci forvet bu kadar kaliteli değil. Bak adamlarda Bakan bu var, ikinci forvet. Halil Devrişoğlu var. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Sercan Hamzaoğlu diyor ki Batshuayi'nin talipleri artıyor. Fenerbahçe bırakmak istemiyor. Sevgili Sercan Hamzaoğlu çok büyük bir Fenerbahçelisin. Ben bu cümleyi boşuna kurmadım. Ne demek istediğimi gerçekten kafası çalışan herkes anlamıştır. Diyor ki birçok kulüp ile menajer Batshuayi için Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco'yu arayıp bilgi alıyor. Birçok kulüp bilgi alıyor arkadaşlar. Ve İsmail Kartal da yönetimde Batshuayi'nin sezon sonuna kadar kalmasını istiyor. Bu yüzden teklifler astronomik ücretlerde olmazsa reddedilecek diyor. Çok büyük Fenerbahçelisin Sercan Hamzaoğlu. Gerçekten çok büyük Fenerbahçelisin. Anlayan anladı. Şimdi Batshuayi'nin Fenerbahçe'de kalmak istiyorum cümlesi güzel bir cümle. Bak Batshuayi de iyi bir Fenerbahçeli anladığım kadarıyla. Yani önceliğin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak falan filan. Fenerbahçe kariyerinde 54 maç, 29 gol, 5 asist. Lan bir de Zajc'a bir asist yapmıştı, hatırlıyor musunuz? Ah mahvetmişti. Panathinaikos Samet Akaydın için İstanbul'a geldi. Arkadaşlar ben uzatmayacağım. Samet Akaydın Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı diyor. Ya istenilen formayı bulamadı. Anlatabiliyor muyum? İstenen forma şansını bulamadı. Fenerbahçe taraftarı tarafından da hani Fenerbahçe taraftarından etiket yiyeceğine yani şimdi ne cümle kursam yanlış olacak. Neyse ya Fenerbahçe ile bu sezon Fenerbahçe forması 34 maçta toplam 2668 dakika sahada kaldı diyor. 2022-23 sezon devre arasında transfer edildi diyor. Ben şunu söyleyeyim. Adana Demirspor'dan transfer eden hiç kimse hiçbir şeye yaramıyor gibi bir durum oluyor. Arkadaşlar ben Samet Akaydın'a dair bir şey söyleyeyim. Samet Akaydın'ın anlaşma detayları diye sevgili Sercan Hamzaoğlu da paylaşmış. Müjdeyi o da vermiş. Diyor ki kiralama ücreti ve Samet'in yarım sezonluk maaşı karşılığında anlaştı. Bakın kiralama ücreti var. Artı yarım sezonluk maaşı. Yıllık 14 milyon TL kazanıyor. Yarım sezonluk maaşı artı bonus kazançlarını Panathinaikos karşılayacak diyor. Arkadaşlar benim duyduğuma göre Panathinaikos bir bonservis teklifinde bulunuyor. Fenerbahçe diyor ki oyuncumuz Euro 2024'te yer alacak. Satın alma opsiyonu koyduralım diyor. Fenerbahçe yüksek bir bedel istiyor. Yüksek bedeli de bunlar kabul etmiyor. Ancak şöyle de bir gerçek var. Öksürüğümü tuttum. Şöyle de bir gerçek var. Samet Akaydın o kadar da kötü bir oyuncu değil. Yani. Hocam senin ağzına çıkan o kadar kötü bir oyuncu değil. Bu arada Fenerbahçe Bonucci'yi açıkladı. Leonardo Bonucci'yi açıkladı. Yarım sezonluk anlaşıldığı açıklandı. Union Berlin'de iddialara göre 2 milyon euro kazanıyor. Fenerbahçe'de de aynı rakamı kazanacak diyorlar. Kesinlikle hayır. Biz bunu konuştuk. Böyle bir şey değil. 800 bin euroya anlaşıldı. Bonuslar var. Evet. Ama o kadar da değil. Evet. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Haddim olmayarak yani sizlerden de özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Yani Samet Akaydın'ı beğenmiyorsunuz. Tamam beğenmeyebilirsiniz. Bu sizin kişisel tercihiniz. Ben hiçbir şey diyemem. Haddime de değil. Lan Samet Akaydın'dan Bonucci'ye geçen Fenerbahçe'yi beğenin bari be. Yani sizin beğenmediğiniz Samet Akaydın'dan Bonucci'ye geçildi. Şimdi buna da burun kıvıranlar var. Ben bir sosyal medya haber sitesinde şunu gördüm. Fenerbahçe'den ikisi bir arada plan, Savic artı Bonucci diyor. Arkadaşlar Savic defteri kapandı. Kesinlikle kapandı. Bonucci geldi. 4 milyon euroda 4 milyon euro dedi. Bizimkiler dedi ki bak biz sana şu kadar verebiliriz. Ya açık söyleyeceğim 2 milyon eurodan daha düşük bir para. Garanti ücret ama şu oynama bonusu, bu oynama bonusu, şu bonus, bu bonus derken paran artabilir dediler. Kabul etmedi. Bizim bu Bonucci olayı gündeme düştüğü anda da Fenerbahçe'ye haber gönderip ya ben fiyatında indirime gitmek istiyorum dedi. Ama son pişmanlık yani gitti yani orada gitti. Şu saatten sonra da gelmez. Tuncay Şanlı'dan Bartuğ Elmaz açıklaması diyor. Bartuğ gidecek arkadaşlar. Oynama garantisiyle göndermeye çalışıyoruz. Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı. Fenerbahçeli ön libero Bartuğ Elmaz ile görüştüğünü açıklamış. Arkadaşlar bugün 12 Ocak. Üyeler bugün 12 Ocak. Niye bunu söylüyorum? Üyeler anladı. Aboneler diyor ki bu niye böyle diyor. Bugün 12 Ocak Sakaryaspor Teknik Direktörü görüşmeyi açıklıyor. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere üyeler bunu çoktan biliyordu. Aslında aboneler de biliyordu ama videoları dikkatlice izleyen aboneler biliyordu. Dikkatli izlemeyenler bilmiyordu. Şimdi kısaca ne diyor? Bartu ile ilgili kısa bir görüşmem oldu açıkçası. Önemli ve özel bir yetenek. Zaten başkanımız ve yönetimimiz de transferle ilgili çalışmaları sürdürür. Ben çok fazla karışmıyorum diyebilirim. Bartu ile ilgili öyle bir diyaloğa girdim. Herhangi bir gelişme yok diyor. Var var. Güzel kamp dönemi. Önemli özel yetenek. Herhangi bir gelişme yok diyor. Sadece haber verecekler. Onu isteyen birçok kulüp var. Süper Lig takımları da var. Arkadaşlar ben üyelere şöyle bir duyum verdim. Dedim ki üye arkadaşlarım dedim. Canım arkadaşlarım dedim. Bartu Elmas oynama garantisiyle biz gönderme niyetindeyiz. Oynama garantisiyle ama bak altını çizerek tekrar söylüyorum. Oynama garantisiyle. Oynama garantisini vermek isteyen yani oynama garantisini vermek isteyen buyursun alsın dedim. Doğru mu Samet? Doğru. Ve sonuç ortada. Yani oynama garantisini şu an Hatayspor oynama garantisi vermek üzere arkadaşlar. Bilginiz olsun. Krunic. Onu konuşacağım arkadaşlar. Savunma sanatçısı Leonardo Bonucci. Of, çok güzel video. Nerede kalmıştık? Unuttum açıkçası. Ama önemli değil. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Miha Zajc menajerler tarafından Trabzonspor önerilmiş. Bu arada Trabzonspor 3. Trabzonspor ile 2. Galatasaray arasındaki puan farkı 12'ye düşmüş durumda. Eğer Trabzonspor aklını kullanırsa 2 hafta sonra Galatasaray'la kendi evinde maçı var. Hani eğer o maçı çıkıp asılıp oynarlarsa yenip puan farkını 9'a düşürebilirler. Onlar adına da bir şans. Şimdi 8-10 numara transfer istiyor. Öneri geldi diyor. Temsilcisi Dardan İdrizi Zajc'ı Bordo Mavili yönetime sunmuş. Teknik direktör Abdullah Avcı karar verecek diyor. Sözleşme süresi şartları Abdullah Avcı onay verirse şöyle olacak böyle olacak. Şimdi 2026'ya kadar sözleşmesi var ancak Slovenya'da kulübeye mahkum olunca ayrılma kararı aldım. Toplam 114 maça çıkmış 20 gol 7 asisti var. Ya tam Trabzonspor ayarında bir oyuncu açıkçası. Şimdi bunu da küfür gibi algılıyorlar ben böyle dediğim zaman. Yo gayet yetenekli bir oyuncu. Biz Krunic'e konuşalım. Arkadaşlar Fenerbahçe'de Krunic görüşmelerinde sıcak saatler yaşanıyor. Hayır bugün geliyor. Arkadaşlar dün sosyal medyada gördünüz. Rade Krunic transferinde Milan'la Fenerbahçe belli bir aşamaya geldi diyor. İtalyan kulübü 5 milyon euro talep etti. Fenerbahçe 4.6 milyon euro diyor. Hayır böyle bir şey yok. Oyuncuya 2.7 milyon euro. Hayır böyle de bir şey yok. Öksürük tuttuk kusura bakmayın. Ben genellikle önemli duyumları öksürerek söyleyebiliyorum bazen. Benim bildiğim 3 milyon euro bonservis artı performansa ve şampiyonluğa bağlı olarak bonuslar var. 2 milyon euro artabilecek şekilde. Oyuncuya garanti ücret 1.9 milyon euro. O yüzden oyuncunun bonservisi yani yıllık ücreti açıklanmayacak. Kapı açıklama zorunluluğu yok. Bonuslarla 2.7'ye çıkabilecek bir sözleşme. 3 yıllıkta anlaşma 3.5 yıllık anlaşma. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fenerbahçe elinden geleni yaptı. 6-7 milyon euro verecek halimiz yok. Sevgili Sercan Hamzaoğlu da Fenerbahçe Kruniç'e kavuşuyor. İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Bosna Hersekli oyuncu Milan'la anlaşıldı. Anlaşma Fenerbahçe'nin teklif ettiği şartlara yakın diyor. Islak imzalar yakında atılacak. Krunic İstanbul'a gelecek. Benim taraftara karşı en büyük mahcubiyetim, ben Krunic için cumartesi demiştim. Yani Mustafa Hoca bilemedi. Çünkü Allah'tan bir mani gelmese bugün geliyor arkadaşlar. Hocam tek bilemediğin cumartesi olsun, hiç sıkıntı değil. Krunic geliyor ya, yeter bize. Sosyal medyada da bu gece için bugün İstanbul'a geleceği, sağlık kontrolüne geçeceği söyleniyor. Temsilcisinin geleceği söyleniyor. Hayır, temsilcisi değil. Hem temsilcisi hem kendisi, ikisi birlikte gelecekler arkadaşlar. Of. Bir de yani ya ben şunu da söyleyeyim. Gerçekten çok hoş bir transfer dönemi. Bak harbi söylüyorum, çok hoş. Bonucci'yi açıklarken Rade Krunic duyumu veriyorum. Harbi bu çok önemli bir şey ya. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Takımımızın biliyorsunuz pazar günü maçı var. Zaten bugün de gelse, yarın da gelse pazar günü maç var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve böyle bir durumu var. Ahmet Ercan'a diyor ki Fenerbahçe Sportif Direktörü Branko talimat vermiş. 3 oda hazırlayın. Biri Bonucci, biri Krunic, 3. sürpriz demiş. Sürprizi konuşalım mı? Sürprizi konuşmadan önce bir şey konuşmam gerekiyor arkadaşlar. Nedir o konuşmam gereken? Ryan Kent. Sercan Hamzaoğlu Kent için gelen düşük teklifler reddedildi diyor. Bakın Fenerbahçe normalde Kent'i satmak istemiyor. Ya Kent'in kendine geleceğini düşünüyor Fenerbahçe. Ve satmak istemiyor. Belki de tok satıcı rolündeyiz. Onu da bilemem. Yani ben bu konuda da bir bilgi vermiş olayım da arkadaşlar. Sonra bana demeyin hocam hani bir satmak istemiyorduk falan demeyin. Belki de tok satıcı rolüne girmek zorundayız. Diyor ki Sercan Hamzaoğlu Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Kent için Premier Lig'den bir takım sarı lacivertli kulübe resmi yazı gönderdi. Kent'in maaşını Fenerbahçe'nin ödemesini isteyen ve düşük bir kiralama bedeli öneren bu kulübün teklifi değerlendirmeye bile alınmadı. Düzenli forma şansı bulmak isteyen İngiliz futbolcunun menajeri de futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor demiş. Çakallara bak ya. Bunlar da bizi yiyecekler. Geçeceksiniz o ayağa. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Sen boş konuşuyorsun ya. Geçeceksin o ayağa. Ulan benim öğrencilere bile böyle bir dünya yok diyorum. Sen geçeceksin o ayağa diyor. Sen boş konuşuyorsun diyor. Ulan çocuklara bile izletmeyin lan her şeyi. Allah Allah. Öyle bir dünya yok. Şimdi bunu da konuştuk. Gelelim bombaya. Manchester United forması giyen Anthony Martial. Temsilcisi Philip Lambole'in Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Bilmiyorum ne kadar doğru. Geldi mi gerçekten, gelmek üzere mi? Geldi geliyor.com ben bilemem. Ben sosyal medyadaki duyumlardan aldığım kadarıyla söylüyorum. Şimdi menajerinin Türkiye'ye gelmesi. Ben bir şey söyleyeyim. Bak. Hiçbir futbolcuyu kötülemek adetim değildir. Ya da futbolcuyu çöp etmek, çöplemek adetim değildir. Ancak 37 yaşında bir Ceko geliyor. Diyor ki bazı arkadaşlar yani boş bir transfer olduğunu söylüyor Edin Ceko'nun ve at fava bekle diyor 2 ay sonra kaçıp gidecek diye. Bu arkadaş Edin Ceko'nun 30 santimlik kramponlarına laf ediyor ama bu arkadaşa 30 santimlik şok 1779 dakika. Yani toplamda 1800 dakika oynasa 20 maç yapıyor. 1779 dakika oynayıp 20 gol 7 asist yapan bir isimden bahsediyoruz. Yani bir söz var ya, Arif'e tarif gerekmez diye. Biz böyle kaliteli futbolcularla, karakterli futbolcularla yolumuza devam ediyoruz. Öte yandan Süper Lig'de 16 golle gol kralı, en yakın takipçileri 12'şer gol. Biri Mametyan, biri Icardi. Mametyan Eyüpspor'a gittiğine göre onu devreden çık. Icardi de Arjantin'de tatile gittiğine göre onu da devreden çık. 9 golle Szymański'yi takip ediyor. Yani Szymański muhtemelen 3-4 tane daha gol atıp ikinciliğe falan çıkacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir takımız. Güzellikler içerisinde gidiyoruz. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin. Rade Krunic de temsilcisiyle birlikte yarın İstanbul'da olacak. Bugünler için İstanbul'da olacak diyor. Yani normal Yani gerçekten de normal. Çeşitli söylentiler var ama ben dediğim gibi bunu söylüyorum. Martial'e gelecek olursak. Yani konuşmamız gereken isim Martial arkadaşlar. Abi Manchester United'da bir futbolcu hani kolay kolay mutlu olmuyor, olamıyor. Hani şok yanıt İtalya'da İngiltere'de devam etmek istiyor, kararını verdi, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti falan filan. Bunların alayı yalan. Hiçbiri doğru değil bunların. Bakın Martial 28 yaşında. 1.81 boyunda. Sprinter forvet. 15 milyon euro transfer market değeri var. Alsat yapabilir misin? Yapabilirsin. Arkadaşlar sözleşmesi yazın bitiyor. Bir sene opsiyon hakkı var. Ancak zamanında 60 milyon euroyu almış Manchester United 2015 yılında. Sevilla'ya bir kiralık dönemi var. Onun dışında bu sezon 19 maç 629 dakika 2 gol 2 asist. Tabii ki de Martial'de oynayacağı takıma gitmek istiyor. Manchester United'da bir yapılanma içerisinde. Ben şunu söyleyeyim. Açık, net, mert, korkusuzca söyleyeyim. Batshuayi'den çıkabilirsek, Batshuayi'ye biz 3 milyon euro veriyoruz. Bizim verdiğimiz yıllık ücreti herhangi bir kulüpten alabilirsek ki Arap kulüpleri bu konuda çok ciddi. Başta gitmek istemiyordu Batshuayi Arabistan'a. Sezon başında da teklif geldi Arabistan'dan, yanlış anlamayın. Başta gitmek istemiyordu ama şimdi gitmek istiyor. Güzel bir maaş teklifiyle. Ya Jesus bize bir kıyak yapsa keşke. Fatih Terim bile bize bir kıyak yaparken bir de Jesus yapsa. Fatih Terim bir de Victor Hugo'yu alıyormuş herhalde Samet Akaydın'ın yanına. Hocam Samet gitti mi ki? Pazar günü Bonucci ilk 11'de olur mu? Olmaz. Pazar günü Bonucci kadroda olur mu? Olmak zorunda. Çünkü stoperimiz az. Bonucci kadroda olmak zorunda arkadaşlar. Pazar günü. Hocam yani olacak mı olmayacak mı? Arkadaşlar pazar günü Bonucci ilk 11'de olamaz ama yedeklerde kadroda olmak zorunda Bonucci. Onu diyeyim. Rade Krunic bugün de gelse dediğim gibi yarın da gelse kadroda olamayacak. Hafta içinde Türkiye Kupası maçımız var. Türkiye Kupası maçında da çıkıp sen Bonucci'yi oynatacak halin yok. Zamanlama güzel. Krunic'in de zamanlaması güzel. Bonucci'nin de zamanlaması güzel. Bir hafta süreleri var önlerinde. Samsunspor maçında gayet iyi bir şekilde, hazır bir şekilde taraftarın önüne çıkabilirler. Dua edelim. Pazar gününü kayıpsız bir şekilde Gaziantep deplasmanında atlatalım. Zaten iki futbolcunun da o zamana lisansları da çıkmış olur. Bak ikisini çıkmış olur. Lincoln Henrique'nin de çıkmış olur. 3. Ama hocam çok olmuş oluyor. Ben bunu geçenlerden anlattım. Yine söylüyorum. Transfer tescil döneminde istersen 20 tane yabancın olsun. Hepsini oynatabilirsin. Hepsini. Hiçbir engel yok. Hepsini oynatabilirsin. Ancak 6 Şubat bittiği anda 14'e düşürmek zorundasın. Böyle de bir durum var. Fenerbahçe'de Bonucci hayırlı olsun. Krunic geliyor. Sıradaki kap Martial mi? Bunun kararını da size bırakıyorum. Olsa nasıl olur? Olmasa nasıl olur? Yani 37 yaşında bir çöp getiriyorsun. 38 olacak, 39 olacak, 40 olacak, 50 olacak. Şöyle bir performans gösteriyor. Bakın. Kalite her şeydir. Ben bugüne kadar çöpleme yaptınız. Takımı hep savundum. Ben takımı savundukça hocam Pollyanna mısın Allah'ını seversen bu takımın neyini savunuyorsun dediniz. Şimdi ben takımı savunuyorum. Bu sefer de Ali Koç yalakası mısın diyorsunuz. Allah aşkına. Lan ben Rossi'li kadroyu savunmuşken şu kadroyu savunmasam Allah beni taş yapar ya. Yalansam yalanım deyin ya. Yalan söyleyin hocam deyin. Ya abi Rossi'den Tadiç'e evrildin. Samet Akaydın'dan Bonucci'ye evrildin. Becao'ya, Ciku'ya. Lan Becao'yla Ciku yan yanayken kalemize şut çekemiyorlardı. Sen şimdi şu tartışmadasın. Acaba Becao'yla Ciku mu oynasa? Ciku'yla Bonucci mi oynasa? Bonucci Becao oynayıp 2 tane İtalyan ser stoperi mi koysak? Derdine düştün. Sol bekte Ferdi. Ya Ferdi'den sol bek olmaz derken şimdi Ferdi mi Osterwolde mi? Osterwolde de iyi gelmeye başladı falan demeye başladık. Ne biliyorsunuz belki Samsun maçında Becao, Bonucci, solda Osterwolde, sağda Ferdi'den başlayacaksın. Ne biliyorsun? Mert Müldür'ün maşallahı var. Güzel oynamaya başladı. İyi de gidiyor. Orta sahanda Crespo sakatlandı. Crespo'nun sakatlık bilgisi de geldi. Yani yaklaşık bir ay yok. Bu açıklamaya göre. Yanlış anlaşılmasın. Sağlık heyetimizi yerin dibine falan sokmuyorum. Bu açıklamalara göre bir ay yok. Tam zamanında Krunic transferi. İsmail Yüksek'in herhangi bir kart cezası cartı curtu yok. Zamanlama çok güzel. Bir bakmışsın Krunic Fred, Szymański orta sahası. Sağda Cengiz, belki solda İrfan. Sol bekinde Osterwolde, stoper ikilisi Becao, Bonucci, sağ bekinde Ferdi. Anlatabiliyor muyum? Belki hala da İrfan Can'a eri bayatta başlayacaksın. Yani o seviyeye geldik. Güzel de gidiyoruz. İyi de gidiyoruz. Kafamız güzel. Fenerbahçe her şeyden güzel. Çok güzel gidiyoruz. Allah bozmasın. Üçüncü kap Martial olur mu? Şunu da söyleyeceğim. Sosyal medyada 8 milyon sterlin falan geçiyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir para yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. 8 milyon sterlin. Lan biz 8 milyon sterlin verecek mali yapıda, mali güçte bir takım değiliz. Yapmayın etmeyin, gözünüzü seveyim. Tamam kızıyorsunuz ediyorsunuz, yapmayın. Gerçekten yapmayın. Ayıp. 8 milyon sterlin biz veremeyiz. Böyle bir şey durumda değiliz. Ama şunu söyleyeyim. Yıllık 3 milyon euro alan futbolcuyu gönderip belki yine 3 milyon euro alan oyuncu alacaksın. Fakat yaşı küçültüp kaliteyi arttıracaksın. Bence değer. Bence Fenerbahçe bunun üstüne düşmeli. Suudi Arabistan kulüpleri ne olur? Batshuayi'yi kaçırmayın. Böyle bir futbolcuyu kaçırırsanız kafanızı çok taşlara vurursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.